Merhabalar sevgili yürüyüşler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Tatilde olanlara iyi tatiller diliyorum. Çalışanlara da kolay gelsin. Gece ise iyi geceler, gündüz ise hayırlı çalışmalar dileyerek şöyle güzel bir halka var elimde. Bunu ne yapacağız? Bunu yine güzel bir yakadan başlamalı, fileli, ızgaralı da deniliyor. Güzel bir tişört yapacağız. Tamam. Şöyle. Bunu bakalım nasıl yaptık, neyle yaptık. Bunu ben alize diva ile yaptım. Daha şurada bir ipim daha var. Alize diva ile yaptım. Gri aldım. Gri değil de kiremit rengiyle yapıyorum. Aynı iplik. Yaz için çok güzel, çok kolay bir model. Modelimizi nasıl yaptık ve nasıl yapacağız? Alize Diva'nın şöyle özelliklerinden de biraz bahsedelim sevgili hanımlar. 100 gram, 350 metre, 1 yaş için 1,5 ip yeterli. 2 yaş için 2 ip yeterli. Başka da bir özelliğini göremiyorum. Çünkü bu rengi kullanmıyorum. Renk numarası vermiyorum. Tığım elime yatkın olan 2 numara 1.75 milim bir tığım var. Bu yakayı nasıl yaptık? Bakın şöyle boncuk boncuk. Yakamız boncuk boncuk görünüyor değil mi? Şu şekilde. Üzerini de kutucuklarla doldurduk. Bu yakamız için tığımı aldım. Şişi, ipimi aldım. İlk etapta 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Trabzanlarla şu tığla daha rahat yapıyorum ben. Üzerine aldım ve dördüncü zincirin kanadına bir trabzan yaptım sevgili hanımlar. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde bunu şöyle direkt yuvaların içerisine de yapabiliriz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Bazı arkadaşlar da hemen şuradan örgün içerisinde yapıyor. Hangisi hoşunuza giderse. Her ikisi de aynı. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ben yuvanın içerisine batarak bir zemin hazırlıyorum. Bir yaka hazırlayacağım. Bunu 48 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 48 tane bu şekilde örüp hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 48 tane olana kadar bunu yaptım. Yaptıktan sonra bakın 48 tane oldu. Bunu ekledim. 48 taneden sonra bunu ekledim. Şöyle hemen göstereyim bu kısmını da. Ya da ilk önce şuradan bir göstereyim arkadaşlar. 1 yaşa uygun yapacağım ben. Şimdi 48 tane şöyle dilimler hazırladım. 48 tanenin 13 tanesini ön bedende, 13 tanesini arka bedende kullandım. 13 taneyi yaptıktan sonra 14. reglan artışı yaptık. Reglan artışı yaptık. Reglandan sonra 9 tane şöyle yelpazeyi kullandık. 9 tane yelpazeyi kullandık. 10.'ya tekrar reglan artışı yaptık. Kollar 9. Ön arka 13, bir el tane de reglan yerlerinde var. Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Bunu bu şekilde yaptım. Bakın, sıram bittikten sonra gösteriyorum hemen. Sıramı bitirdikten sonra iki ucunu birbirine ekledim. Eklemesi kolay zaten.
İki ucunu ekledikten sonra hemen aynı yuva içerisine bir trabzan yaptım. İki zincir çektim, bir trabzan yaptım. Devam ettim sonunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kutucuk yaptım. Tekrar bir artırma daha yaptım. Ön bedene geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kutucuk yaptım. Bir yuvaya 2 trabzan, 2 zincir. Yine reglan artışımız yaptık. Diğer kolla ön beden de aynı şekilde. Nasıl yaptık? Aynen bu şekilde yaptık. 4 tane zincir çektim. Aynı yuvaya, bakın ikinci sırayı birlikte yapıyoruz. Aynı yuvaya bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Hemen reglan yaptığım kanada bir trabzan yaptım. Modelimiz iki zincirden oluşuyor. Eğer biraz daha ızgaralı, biraz daha böyle büyük büyük kareler olsun istiyorsan 3 zincir de çekebilirsin. Serbest yap. Çok sıkı yapma. Çok sıkı yaparsan tığ işi biliyorsunuz genelde biraz sert oluyor kişiye nazaran. Örgünüz sert olur. Sert olmaması için biraz serbest yapacaksın. Yine 2 zincir trabzanların üzerine. 2 zincir, bir trabzan, iki zincir, trabzanların şöyle tepelerine, iki zincir, kolu yaptım bakın, kolu bitirdim, iki zincir, daha bitmedi de, evet, şimdi bitti. Burada ben bir reglan artışı yapmıştım, gördüğünüz gibi bakın, bunun kanadına. Artışlar bu şekilde. 1, 2 zincir, 1 trabzan. 1, 2 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. 1, 2 zincir, diğer kanada bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Bütün işlem bu. Artışlar her sırada. Böyle fileli güzel bir askılı da yapabilirsiniz bunu. Kısa kol yapabilirsiniz, uzun kol yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz sevgili hanımlar artık. Artırma tekniği gösterdim. Bu şekilde bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar örüyorum. İkinci sıra artış, birinci sıra artışımızı yaptık. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada bakın birleştirme yerimize şuradan şöyle iyi bakın. Hemen şu dibine bir trabzan daha yaptım. İki zincirle. Bir, iki zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Geçerken şuradaki dört tane çektiğim zincirin içerisine şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. Şimdi şöyle sayıyorum. Bakın önde kaç tane kutucuk oldu. Şurası reglan yerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Diğer önü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 reglan artış yeri. Kolu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 tane de kollar da var. Tamam. Artırma bu şekilde çoğalacak. Şimdi ikinci sırayı da göstereyim. Sonra ben hızlı hızlı biraz yapacağım. Çünkü artırma tekniğimiz bu kadar basit. Hemen yuvanın içerisine bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4. Aynı yuva içerisine tekrar bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim yine aynı şekilde.
Trabzon'un kanadına artırdığımız Trabzon'un kanadına bir Trabzon daha yaptım. Bir, iki zincir çektim. Diğer Trabzon'a geçtim. Hep bu yanlardan artacak. Tamam. Bir, iki zincir. Hep iki zincir sevgili hanımlar. İki zincir böyle kutucuklarımı yapıp reglan yerine kadar ilerliyor. Bütün kutucuklarımı yaptım. Tekrar reglan yerine geldim. İki zincir. Bir günde bir yumaktan bir yaş kazak ör ve giydir. Bakın reglan yerine geldim. Bütün işlem bu. Hiçbir değişiklik yok. Her sıra aynı işlem. İki zincir. Artış bölgemiz burası. İki zincir. Aynı yuvaya. Sadece dört noktada bu şekilde aynı yuvaya işlem yapılacak. Yanındaki kanatlara da birer trabzan. İki zincir. Diğer trabzanlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Bakın sırayı tekrar birleştiriyorum. Hemen şu görmüş olduğunuz karemizin üzerine bir trabzan daha yaptım. Geçişlerim böyle. Bir, iki zincir. Yine direkt reglan artış ilmeğin içerisine girdim. Bu şekilde ekledim. Bir, iki, üç, dört. Eğer karıştırırsanız sevgili hanımlar tez tez karelerinizi sayın. Hemen yine yanındaki trabzanın kanadına işlem yaptım. Şimdi şöyle bakın. Burası ön beden ya da arka beden. Reglan artış yerinden sonra hep şu kanatlara işlem yapılıyor ki buradan artışlar olacak. Bu şekilde örgünüzü epeyce bir örmeniz gerekiyor. Fileli çok güzel bir kulis olacak hanımlar. Artışımız bu şekilde. Şimdi ben de hızlı hızlı birazcık örüp geleceğim. Tamam. Artırma şeklimiz, geçişimiz bu şekilde. Bu kısımda şurası zaten ve görünüyor artış kısmı. Dikkat etmeniz gereken şu kare önde kaç tane ise reglandan reglana arkada da o kadar olması gerekiyor. Tek ona dikkat edeceksiniz. Tamam. Hadi bakalım hızlı bir şekilde birazcık örelim sevgili hanımlar. Yine sıra sonuna geldim. Sevgili hanımlar şöyle koskocaman bir file yaptık. Gördüğünüz gibi çok kolay. Eğer siz de yaptıysanız gelin şimdi kol altını ekleyelim bunun. Buradan aşağısını nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şöyle genişliğini bir ölçelim. Bakın bir kol altından diğer kol altına 28 santim. Kollarını ölçelim bir de. Santim. Kollar 22 santim. Beden 28 santim. Şimdi bunun bedenini ekleyeceğim ben. Şöyle tutuyorum. Bakın şöyle tuttum. Bu 1-2 yaşa kadar olabilecek ölçüde. Tamam. Şimdi şöyle iki reglan yerini bir araya getirdim. Bu kadar kolda benim için yeterli dedikten sonra iki tarafı birbirine ekleyeceğim. Şu altta şu kolyerinin altında bir kutucuk daha oluşturacağım sevgili hanımlar. Bakın şuradan şura benim reglan yerim. Tamam mı? Şu reglan yerine şöyle geldim.
saydırma tekniğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincir çekip eklesem nasıl olur? Tam diğer reglana ekleyeceğim bu şekilde. İşte 5 tane zincirle eklediğim zaman bakın çok uzun oldu. Ben bu araya bir kare daha koysam yeterli diye düşünüyorum ama evet, 5 tane yeterli. 5 tane yeterli. Şimdi buradan itibaren başlayıp karelerimizi tam yapacağız. Her tarafı kare kare yapıp boyunun ölçüsüne göre bitireceğiz. Kolları da sevgili hanımlar, kolları da ister bu şekilde kullan, ister kol ağzına trabzan git. Yani kolları biraz daha uzatabilirsin. Kol ağzına lastik yapabilirsin. Bu da sizin zevkinize kalmış. Hemen şimdi bedeni ekledikten sonra devam ediyorum. Artık artırma yapmıyoruz. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. Burası bizim başlangıcımız. Bu 4 tane hemen şurada yine trabzanın üzerinden başlayacağım. Trabzanın üzerinden başladım. Evet. 1, 2 zincir çektim. Yine trabzanın üzerine trabzan yaptım. Bütün sıramız yine aynı şekilde devam edecek. Kol altında 5 zincir çektim, ekledim. Kutucukları yine yapmaya devam ediyorum. Bunun devamını elbise yapabilirsiniz. Artırarak. Evet, bayağı bir iki kare sığar buraya. Şimdi burayı örüp buraya kadar gelelim. Şu sayıyı da ben vereyim hanımlar eklemeden önce. Bakın kaç tane artırma yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artırmadan sonra kollarımızı ekliyoruz biz. Bunu aslında aşağıya doğru biraz genişlesin istiyorum. Ama dur bakalım, kafamda bir tasarım var. Eğer karar verirsem onu da uygulayacağım. Şimdi yok. Karar vermezsem düz bir tişört şeklinde yapın inin. 2 zincir. 2 zincir çektim. Şu reglan yerine geldim. Reglan yerinden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer reglanıma doğru ilerliyorum. Hemen şöyle şuradan batıyorum. Her ikisini de reglan yerinden batarak ekledim. 1, 2 zincir çektim. Şuraya. Bunun tek kanadına batmışım. Bunu da kanadına batarak devam edeyim. 2. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Kol altına kadar öreceğim. Şu kol altına kadar yine aynı teknikle ördüm geldim. Şimdi ipinizi örerken dediğim gibi biraz rahat, serbest örün sevgili hanımlar. Bakın şöyle uzata uzata örüyorum ben zaten. Hemen şu başlangıca karemi yaptım. Şuradan
bir, iki zincir çektim. Şu araya bir, iki, üçüncü zincire bir kare daha yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bundan sonra yani burası başlangıcımız. Buraya bir ayraç takabilirsiniz hanımlar. Çok da sorun olmayacaktır zaten. Şu tığın başına almıyorum. Bakın bir kare yaptım. Yani bir kutucuk yaptım. Hemen burada zincir çekmiştim. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Sıramız aynı sırada eşit bir şekilde dengelendi. Şimdi şöyle tutuyorum. Bedene ekledik hanımlar. Bedenimize ekledik. Yani arka beden ön bedene eklendi. Bunu artık istediğiniz boyutta yapabilirsiniz burayı. Şimdi kola gelince ben biraz yaptıktan sonra kolu da nasıl yapacağımı size göstereceğim. Şimdi bir miktar örelim bunu. Hiç zaman kaybetmeden döne döne şöyle bayağı bir öreceğim. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çektim. Yine aynı noktadan devam ediyorum. Bir, iki zincir. İki zincir. Bu şekilde birkaç sıra yapacağım. Evet hanımlar, görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yaptık. Ne yaptık? Sadece fileden oluşan tığ işi, filelerin dansı diyelim buna, değil mi? Çok cici oluyor kazağımız. Hemen hemen yani bunu ben birkaç saatte ördüm bu kadar örgüyü, tamam mı? Şimdi ne yaptım ben? Bedene ekledik, birlikte ekledik. Sonra koldan ben bir miktar yaptım. Şimdi bu kolu nasıl başladık, nasıl yaptık, ona göre sizinle birlikte diğer kolu da yapacağım. Bakın şöyle bedene ekledikten sonra birkaç sıra daha yaptım. Bunu bitireceğim zaten. İkiz yeğenim var. Yeğenime hediye edeceğim Allah izin verirse. 1, 2, 3, 4 sıra daha yaptık. Şimdi bu kolu eğer isterseniz bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz kolu. Tamam mı? Böyle kullanabilirsiniz. Fakat ben bunu yarım kol yaptım. Şöyle kısa kol olsun istedim. Bu kısa kolu da bu kolu yaptım. Ağız kısmını da sizinle birlikte yapacağım şimdi. Bu tarafı bırakıyorum şimdi. Hanımlar. Şimdi kolu nasıl yaptım? Onu sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi kolu şöyle aldım. Bakın. Şöyle aldım kolu. Nereden başlayacağım? Bakın şuradan başlayalım. Tam şu kol altına biz iki tane daha kare eklemiştik. Gördüğünüz gibi. Bu iki karenin tam ortasından başlayalım. Ortadan başladı. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Şu ucu arasında da örebilirsiniz, kesebilirsiniz de. 5 tane zincir çektim. Hemen bakın şuradan trabzanın ucundan trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir. Burada gördüğüm trabzanların üzerine batıyorum. Bir, iki zincir. Sırayı bu şekilde dolanıyorum.
Bunu isterseniz uzun kol yapın. İsterseniz hiç kol yapmadan kullanın. Dilerseniz de benim yaptığım gibi bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar örelim. İki zincirle kolu bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapın. Ardından biraz sonra yapacağım gibi kol ağzını ister sade trabzan yap, ister biraz sonra ben yapacağım yelpaze modeli yap. Çocuklar daha çok böyle yelpaze modelini seveceğini düşündüğüm için ben de yelpaze modeli yapacağım. Bakın şöyle şuraya geldim. Şurada herhangi bir trabzan olmadığı için hemen şuraya batacağım. Şuraya iki zincir, bir de şu kısma battım. İki zincir, beş tane zincir çekmiştim ya. Hemen iki zincir yukarı battım ve kaydırma yaptım. İçimde de düğüm çıktı. Eklemimiz bu şekilde. Kolu bu şekilde istediğiniz uzunlukta örün. Tamam mı? Geçişini bir daha göstereceğim şimdi. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Tekrar devam edeceğim. Kolun yapılışı bu şekilde sevgili hanımlar. Eğer çocuğunuzun kolu ince ise bunu birkaç kare eksiltebilirsiniz kol altında. Yani şu kısımdan ne yaparsınız? Şuradan direkt buraya geçersiniz. Eksilmiş olur. Şimdi bu şekilde bu kolu istediğiniz uzunlukta yapın. Tamam mı? İstediğiniz uzunluğa gelene kadar yapın. Uzun da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim burada amacım kolun yapılışını göstermek. Şimdi kolu ben kaç sıra ördüm? Şöyle çeviriyorum bakın. Çevirdim kolu. Kaç sıra örmüşüm? Kol altı. Nereden başlamışım? Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra örmüşüm. 5 sıradan sonra kolu bitireceğim. Bu kadar yeterli. 1, 2 zincir çektim. Hemen 5 zincir çektiğim noktaya battım. Yani aşağıda 2 zincir kalacak. Diğer 3. zincire kaydırmayla kapattık. Herhangi bir görüntü bozukluğu olmadı. Buradan itibaren başlıyorum sevgili hanımlar şimdi. Buradan hemen zincirin içerisine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yanındaki halkamızın içerisine, karenin içerisine 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane trabzandan sonra hiçbir zincir çekmeden hemen yanındaki kutucuğun içerisine sık iğne yaptım. Yine hiç zincir çekmiyorum. Burada diğer kutucuğun içerisine giriyorum. Ya da bu şekilde sık olur sevgili hanımlar. Bir de şu kutucuğu da alalım. Bakın kol ağzı biraz toplandı. Gördünüz mü? Zincir çekmeden diğer kutucuğa geçiyorum. Arada iki kare atlıyorum. 2 3 4 5 ve 6.
6 tane trabzan yaptım. Yine 1 2 2 karenin içerisine sık iğne yaptım. Tığımın başına aldım. 3. kareye 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Sık iğne yaptım. Diğer karenin içerisine sık iğne yaptım. Bu şekilde kol ağzını bitireceğim. Her yuvaya 6 tane trabzan yaparak etek kısmını da bu şekilde yapacağım. Fakat eteğimiz bitmediği için şu anda eteğini yapmıyorum sevgili hanımlar. Şunu da hatırlatayım. İsterseniz bunun belden aşağısını genişletebilirsiniz. Genişleterek etek yapabilirsiniz. Yani ucuna elbise olur. Bir sık iğne, iki sık iğne. Bu da hemen hemen denk gelecek birbirine, biliyor musunuz? Ayarlanmış gibi. Oysa ki ayarlamadım. Oldukça gevşek yaptım. Dikkat ediyorsunuzdur eminim. Oldukça gevşek yaptım. Nasıl gevşek yaptım? Böyle ilmeklerimi yukarı çekerek, uzatarak gevşek yaptım. Hemen bir sık iğne. Bir de şöyle şuraya bir sık iğne yapalım ve bitirelim arkadaşlar. İki zincir çektim, bitirdim. Şöyle kol ağzına bak. Ne kadar cici oldu ve şık bir kol ağzı oldu şöyle. Efil efil. Yani çocuklar da bunu seve seve giyeceğinden eminim. Çok güzel bir kol ağzı yapmış olduk. Bu ipi de tabii içerisine saklayacağız ipimizi. Etek kısmını da aynı şekilde yapacağız. İnşallah bitmiş halinde göreceksinizdir bunun. Instagram sayfam sema04'te ya da YouTube toplulukta da paylaşacağım. Görürsünüz. Bir tane ip yetecek. Tamam mı? Eğer elbise yaparsanız bunu iki tane ip alın. Tek bir tane iple bu da bakın hemen hemen neredeyse 2 yaşa olabilir diye düşünüyorum hanımlar. Ne zamandır ben çocukları büyüttüm? Çok da emin değilim. Bakın beden genişliği tam artırdıktan sonra da şöyle hiç açılmadan 28 santim beden genişliği. Şu kol yüksekliğine kadar kol yüksekliği 12 santim. Kolun genişliğine kadar onu da hemen şöyle kabaca bir ölçelim. Evet, kolun genişliği de 12 santim. Boyunu zaten kendiniz ayarlarsınız. 4 santim yaptım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hemen yapan kişi benimle paylaşsın. Kim yapıyorsa paylaşalım. Sevgili hanımlar. Bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz önlerde 13 tane, kollarda 9 tane. Yani ön kollardan 4'er tane fazla. 4 tane şu kipriklerden fazla. Tamam mı? Ona göre de büyütebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.